Ve bizim gazetemizi beraber çıkaran adama alırdık. İkisini götürürdük. Derdik ki arkadaşım Allah'tan korkuyor. Senin gazeten pürür pürür bizimkini çamur gibi çıkarıyoruz. Dünya bir işine gelirsin. Biz de gazeteyi ilk aldığımızda ilk manşetimiz buydu. Kürt sorunun çözümü Kur'an ve sünnet ile olacaktır diye. Hisseleri de verdik onlara. Halbuki onların üzerinde hisse yok. Hissenin tamamı Recai Bey'den. Devretmişler İmpoş'a. İmpoş'ta bizim haberleri vermez. Dedi işimize gelirdi. Bu kadar. Hoca ona kızdı dedi Bismillah bir daha kurulur. Bana çok şükür yani Türkiye'nin tarihi sürecine baktığımızda demek ki hakikaten bir dayatma var. Yani sizin gibi ve siz ve sizin gibi olan kardeşlerimizin hareketlerin çalışmalarıyla dayatmasıyla artık adamlar ne yaptı? Mecbur kaldı. Demirer'in pili bitti. Ozar'ın pili bitti. Şimdi ondan sonra farklı bir versiyonla yani Müslümanların önüne gerçek İslam'ın, gerçek müminlerin önüne set koydular. Bu hedefe çok yaklaştığımızın göstergesi olmasıyla beraber ama aynı zamanda zorluğun da ayyukada olduğu bir dönemde yaşadığımızı farkında olmamız lazım. Bizim ruhumuz da Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet, ümmetin organizasyonu, ruhu Kur'an. Kim Kur'an'da ve sünnetten uzaklaşırsa Allah ıslah etsin diyeceğiz. Kur'an ve sünnet ruhu taşladığımız süre içinde Allah'ın izniyle yani Muhammed Akif'in bir beyti var. Ya Rab yok mudur acaba şu karanlık gecenin nurlu sabahı yoksa mahşerde midir beyçarelerin felahı der. Ben de diyorum ki hayır. Vardır bizim gibi beyçarelerin felahı dünyada. Çünkü müjde vermiştir bize Kur'an-ı Kerim'de Kuda. Şimdi bu şiddeti uygulayanlar, mesela işte Rize'de olsun, diğer yerde olsun. Yani belki de asas amaçları bunu kışkırtıp, yani bu ortamı oluşturup, o şiddeti geri çevirip ondan rant ve bunun yanında da siyasi rant kendileri için, bir de bunun yanında da Müslümanları kamuoyu nezdinde eğer gelecek vaat ediyorsa geleceklerini de karartma yani hedefini güdebilirler. 28 Şubat'ta İslam'a bunlar yapıldı. Onun bilinmesi bizim için çok önemlidir. Yani gazeteciler İslam'a karşı. Sermaye karşı. Sermaye karşı. Onlar aslında tescilleniyor mahkemeye. Yoksa bunlara 1000 sene ceza versinler. Hiç umurumda değil. Hiç vermesinler. Umurumda değil. Ama bunu layık kesin bilsin bilmesin. Onlar zaten kabul etmezler. Yani, ama Müslümanlar bilsin ki, ders alsın ki, arkadaş burada sen bu ülkenin sahibi olarak dik durman lazım. Kararlı olarak durman lazım. Hiçbir şekilde davandan vazgeçmemen lazım. Eninde sonunda bu ortaya çıkacak. Yani bunu görecekler. 28 Şubat AKP'yi doğurmuştu. Başka bir şey değildi. Şimdi ne için? Aynı bir tecrübeden geçtik. Bir daha bu tecrübeyi yaşamamız lazım. Ders aldık.